Hocalarım dün biliyorsunuz yok dile nasıl çalışalım, ne yapalım, nasıl devam edelim. Hani yok dil diyoruz ama dün de söyledim. Hani yok dil adı altında konuşuyorum ama hepsi benim bebeklerim. Yani YDS de var bu işin içinde, YKS dilimiz de var bu işin içerisinde. Yani aslında şu an ilk sınavımız yok dil olduğu için bir tık başlık yok dil bir tık başlık yok dil. Yani onun dışında hepsi için aslında aynı şeyleri söyleyip aynı şeyleri konuşuyoruz. Yoksa bir özel olarak yok dil diye bir e, isteğimiz ya da bir talebimiz direkt böyle söyleyemiyoruz. Yani aynı hiç farkın farklı bir şeyimiz yok. Peki hocalarım dün neler söyledik? Dedik ki yok dil YDS ya da YKS dili hiç fark etmez. Bunları çalışırken kelime ezberinin bakın kelime çalışması ya da kelime okuması demiyorum. Kelime ezberi diyorum. Kelime öğrenmek demiyorum. Kelime ezberi diyorum. Neden? Çünkü 3 ay gibi yani şu anda bizim önümüzde ben 3 ayın olduğunu varsayıyorum. 3 ay gibi bir zaman diliminde sizin bir e, yani böyle atıyorum çoğunuz sıfır ya da işte çoğunuz e, hani ellilerde, altmışlarda bu puan yükseltmeye çalışıyor. Ama yine de ne olursa olsun elli gibi bir ya da sıfır gibi bir yerden bir akademik dili öğrenip akademik bir dilin çevirisini yapmaya çalışıyoruz. Yani emeklemeden yürümeyi, koşmayı, depar atmayı öğreniyoruz. Tabii bundan kaynaklı olarak da e, ee, biz kelime öğrenemeyiz. Mecburen bu süreçte kelime ezberlememiz gerekiyor. Yani kısa sürede bunları nasıl aklımızda tutabiliriz? Kelimeyi ezberleyerek. O yüzden kelime ezberi kelime ezberi diyorum. Aslında bunun yanlış bir yöntem olduğunu elbette ben de biliyorum. Yani çünkü siz bunları belki kısa süreli belleğinizi atıyorsunuz, uzun süre tutabileceğiniz belleğinizde belki değil, e, hızlı bir şekilde belki e, unutacaksınız. Sınavdan sonra belki hatırlamayacaksınız, puanınızı alıp e, unutacaksınız ama önemli, önemli mi? Değil. Tabii ki bunu kullanıp kullanmayacağınız, geliştirip geliştirmeyeceğiniz, bu kullanacağınız yerle alakalı yani o tamamen sizin kişisel tercihiniz sonrasında unutmak istiyorsan çalışmasın, unutmak istemiyorsan çalışmaya ezberlemeye devam edersin. Ama eğer hocam bana sınava kadar yeter ben şu sınavı bir atlatayım gerisi dünya yansın umurumda değil diyor isen o zaman mecburen hocalarım kelimeyi ezberleyeceğiz kelimeyi ezberleyeceğiz kelime öğrenmek gibi yani bu kısa süre içerisinde böyle bir şeyimiz maalesef yok yani hocam ben okuyayım hocam ben günde üç kere okuyayım ezberleyeceğim yani e, bu sayfayı <laughs> tamam sonra işte üç kere okuyayım hocam olur mu olmaz o zaman zaten Hiçbir şeyini geliştirmemiş olursun ki sen okuduğun yeri bir saat sonra hatırlamazsın değil mesela 10 gün sonrası da bir saat sonra 10 dakika sonra hatırlamazsın ne okumuştum diye. Çünkü sen okursun çevresini okursun he tamam bunun anlamı buymuş tamam sallıyorum işte use kullanmak demekmiş tamam geçtim. Ben bunu, bunu nasıl kalıcı hale getireceğim? Mecburen kısa süreli de olsa bunu ezberleyerek kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bundan kaynaklı da ezberleyeceğiz hocalarım. Şimdi hani bu konuda böyle şeyler olmasın hani ezberlemek doğru bir yöntem değil kelime öğrenmek dense de ne kadar da biz ezberleyeceğiz hocalarım. Bizim başka çağrımız çıkış yolumuz yok biz ezberleyeceğiz. Peki dün kelime ezberini bu kadar övdük, 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 abarttık, abarttık, abarttık. Peki nasıl çalışalım, ne yapalım? Dedik ki hocalarım, biz yok ile çalışırken bizim birkaç tane yöntemimiz var. Neydi bu yöntem? Bir, bir tane kelime kitabı edinecektik. Bu kelime kitabının içerisinde dedik ki, kelime kitabı, bu kelime kitabının içerisinde listeli bir şekilde ezberliyorsan eğer, burada sen çağrışım yöntemi kullan çağrışım yaptırarak ezberle bazı şeyleri ne kadar böyle e, hani mantıklı ya da mantıksız olduğu önemli değil hatta bazıları mantıksız olur daha çok akılda kalıyor bu şekilde kelimelerinizi ezberleyin. Mesela herkesin hayal gücü farklı olduğu için işte çağrıştıran şeyler farklı olduğu için herkes farklı bir şey bulabilir. Mesela elaborate bizim için ne anlama geliyor? Bir tık daha şuraya güzel yazayım daha rahat okuyabilmeniz için. Ama neden burası da siliniyor ben onu anlamıyorum. Mesela elaborate ne demek? Ayrıntılandırmak. Detaylandırmak. Kimisi bunu nasıl ezberliyor? İşte diyor ki Ela ile Bora ne yaptılar? Ayrıntılı bir şekilde heh, bir şeyleri ayrıntılandırdılar. Ayrıntılı işte ayrıntılı olarak konuştular. Ee, mesela Emel hocam demiş ki Ela ile Bora'nın ilişkisini ayrıntılı anlatır mısın diye kodladım demiş. Mesela ben de ezberlerken mesela şöyle ezberliyordum o zamanlar şunun niye silindi bilmiyorum ben de diyordum ki mesela e, şöyle çizeyim sizlere bir saniye hocalarım mesela ben de diyordum ki mesela burası da laboratuvarın sanki hani kısaltılmış hali gibi laboratuvarlarda ne diyorduk İşte ayrıntılandırılır detaylandırılır çalışmalar ayrıntılandırılır detaylandırılır mesela ben de kelimenin hem içinden hem anlamından böyle bir şeyler çıkarmaya çalışıyordum hangi saklınızda kalıyorsa. Kimisi mesela e, işte kendi dediğim gibi hangi aklınızda kalıyorsa kelimeyi gördüğünüzde işte laboratuvarlarda ayrı ayrıntılandırılır, detaylandırılır. Elayla Bora işte ayrıntılı konuşur. Nasıl o anda sizin aklınızda kalıyorsa kendi bulduğunuz şeyler daha böyle şey oluyor. E, akılda kalıcı oluyor. Ben mesela çoğu YKS grubunda çalışırken bazı kelimelerin üstünde böyle çalışıyorduk. Hatta ee, şöyle bir mesela şey yapmıştım. Dedim ki eğer mesela böyle bir kitap olsa hiç böyle bir kitap almak ister miydiniz? Yani atıyorum kelimenin yanında böyle bir hani onu çağrıştıracak resim olsa ya da işte yanında laboratuvarlarda ayrıntılandırılır bu tarz bir şey olsa mesela ister misiniz? Diye sormuştum mesela böyle bir kitap olsaydı alınır mıydı sizce de ister miydiniz hocalarım mesela piyasadaki açıklardan bir tanesi aynen o tarz bir şey evet Gül hocam yani şöyle ee, mesela Orada da direkt sadece YDS ve yok dile yönelik bir kelimelerden böyle önemli kelimelerden. Tabii hocaların bir de şöyle de bir şey var. Her kelime için bulmanız imkansız. Her kelime için çıkmıyor elbette ki. Size ne bileyim bir film adı olur, film çağrıştırır. Ne bileyim bir e, karakter olur, bir arkadaşınızı yansıtır. Ne bileyim bu tarz saçma bir şey bulursunuz, onlar olur. Hiç takılmayın. Ya böyle hayal gücünüzü bırakın. Böyle ezberlerken zaten inanın daha zevkli oluyor. İnanın böyle hani e, kelime ezberlerken sizin için bir azap olmaktan çıkıp hani kelime ezberleme isteği daha çok oluyor. Hani böyle ezberledikçe hani oyun gibi geliyor. Ya da ne bileyim böyle bir şey bulmak hoş oluyor. Bu tarz ezberlemek gerçekten önemli. Başka ne dedik? Neye dikkat edelim dedik? Bir tanesi dedik kelime kitabı. Bir tanesi dedik, ee, devamlı tekrar, değil mi? Bol tekrar dedik. Bu ezberlediklerimizi bol bol tekrar edeceğiz dedik. Üçüncüsünde ne dedik? Eş anlamlı ezberle dedik. Kelimeleri eş anlamlılarıyla ezberle. Bu bunu tekrar et. Buna dikkat et dedik. Bunun dışında ne söyledik? Bir de bol bol çeviri dedik. Tabii şuraya gelene kadar birkaç adım daha var. Havuzu bir tık genişletmek lazım sen çeviri yapana kadar bunları genişletmen lazım ama kesinlikle çeviri metinleri dinlemen lazım dedim dün. Doğru mu? Sen yapamıyor olsan dahi gramerden, tenslerden başlıyor olsan dahi oturup senin de çevirileri dinlemen lazım dedim. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bunun dışında siz kelimeleri ezberlerken bir de bunların dışında yapabileceğiniz bazı şeyler var hocalarım. Nedir onlar? Dikkat edebileceğiniz bazı ifadeler. Mesela nedir onlar? Mesela prefix, suffix. Doğru mu? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Prefixlerimiz ya da suffixlerimiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Nedir bunlar? Prefix dediğimiz ön at, suffix dediğimiz son ek. Son önek ya da ön at, ön at demeyelim de ön ek diyelim daha doğru olur. Ön ek, suffix dediğimiz de son ek. Şimdi bunlar size ne kazandırır? Hocalarım bunlar bizim için kelimeyi tahmin etmemize. Mesela önek dediğimiz ifadede mesela ne olabilir? Ir olabilir dis olabilir, im olabilir, in olabilir, ee, an olabilir. Ondan sonra bunlar hocalarım, bunlar bizim için genellikle genellikle değil geldiği kelimeye olumsuz an, isimler, olumsuz anlam katan eklerimizdir. Peki son ekler dediğimiz nedir? Son ekler bizim için bazen o kadar işimizi rahatlatacak ki hocalarım. Siz şuralarda kelimelerinizi ezberlerken ha hocam bu benim için bir fiil. Ayrıntılandırmak, detaylandırmak bu benim için bir fiil. İşte sallıyorum hocam important ezberlerken hocam bu bizim için bir adjective bu bir sıfat hocam. Hep siz ezberlerken kelimenin türünü de ezberlemeniz lazım. Yani kelimenin türüne de odaklanıp ona da çalışmanız lazım. Ezber demeyeyim ama zaten belli bir yerden sonra o da aklınıza çok daha net kalacak. Ezberlerken kelimelerinizin türlerine de çalışmanız lazım kelimeleri ezberlerken. Peki bu son ek dediğim nedir? Size kelimenin türünü tahmin etmenizde yardımcı olabilecek bazı ifadelerimiz. Mesela Mesela şurayı şöyle ayırayım. Neler var? Neler olabilir hocalarım? Mesela diyelim ki bir noun'dan bahsedeceğiz. Sen bunun eklerini gördüğünde işte bir şın eki görebilirsin ya da böyle bir şın eki görebilirsin. Sonrasında kelimenin kendinden sonrasında bir mınt ifadesi görebilirsin. Sağlıyorum mesela education Eğitim. Doğru mu? İşte sonu mıntla bitecek. Diyeceğim ki sallıyorum. Development. Gelişme anla şey development. Develop, gelişmek, geliştirmek anlamında mıntık ifadesi getirdim. Geliştirme demiş oldum artık. iyileştirme. Başka ne getirebilirsin? Mesela age getirebilirsin. Mesela böyle çok e, yaygın kullandıklarımızdan ens ya da ens getirebilirsin. Doğru mu? Mesela important önemli dedik ama sen importance şeklinde yazarsan bak sonuna dikkat et. Bu artık önem anlamına gelir. Buna dikkat etmem lazım suffix'lerde. Sonrasında başka ne söyleyebilirim? Mesela sonu nasıl bitiyorsa. Nasıl bitiyorsa ya da ne bileyim sonu shiple bitiyorsa friendship gibi, relationship gibi. Bunlarla bitiyorsa bunlar bizim için isim yaptırır. Ya da işte sonu izimle bitiyorsa işte ne bileyim rasizm ya da işte e, kapitalizm, kritisizm hep bunlar. Onun dışında başka ha er geliyorsa, ar geliyorsa ya da or geliyorsa işte mesela conduct, conductor ya da play mesela play oynamak. Player getirdim, oyuncu yaptım aslında isim yaptım artık bu işi yapan kişi anlamında kullanabilirim. Mesela teach öğretmek, teacher mesela öğretici doğru mu yine o işi yapan. Bir de Türkçesini yazmasam daha iyi olacak. Mesela ne oldu burası? Teacher. Bak er getirdim fiile. Doğru mu? Bunlar bizim için ha bir de ing ifademiz var. Mesela building. Building, shopping, swimming. Bunlar da yine bizim için gördüğümüz zaman isim yapan ifadelerimiz. Yani bunları cümle içerisinde gördüğümüzde belki tahmin edebiliriz. Anlamını tahmin ederiz. Anlamını tahmin edemesek dahi türünü tahmin edebiliriz. Bunun dışında bazı mesela sıfatlarda biz bunu kullanabiliriz. Bazı sıfat ifadelerimizde kullanabiliriz. Tabii ki hocam paylaşırım. Biz bunları hatta şuraya suffix diye yazalım da. Bunun dışında mesela dedik sıfatlarda kullanabiliyoruz dedik. Doğru mu? Ejektif. Adjective. Ejektifde neler karşımıza gelecek? Hemen onlara bakalım. Hangi ekler gelebilir? Şimdi mesela en 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 çok yaygın olan ifadelerimizden bir tanesi able, evil. Able, evil able geldiği zaman sonuna ya da işte ne diyeyim ed takısı geldiği zaman ya da ing geldiği zaman e hocam ING isme de geldi. İsimimi de yaptı. Nasıl ayırt edeceğiz şimdi? Oradaki artık cümledeki yerine göre kendinden sonra ne var? Buna dikkat ederek yapmam lazım. Buna dikkat ederek okumam lazım. Bunun dışında başka ee, nerede kullanırım? Her sonu mesela if alıyorsa ya da iul alıyorsa bu şekilde bir kullanım sağlıyorsam ed alıyorsa Ondan sonra başka başka ne söyleyebiliriz? Mesela ya da mesela eight alıyorsa bazı kelimelerimiz. Mesela accurate, adequate, accurate ya da adequate. Mesela accurate doğru kesin tam anlamında. Adequate, yeterli anlamında yine geldiği ifadede yaptığı bir şey. Adjektivlerde karşımıza genellikle gelen ifadelerimiz. Fiillerimiz ee, fiillerimizde böyle mesela arkadaşlar yine buna çok rastlamayız ama mesela fiilleri de şuraya yazayım. Verb diye şurada olsun. Fiillerde de karşımıza nasıl çıkacak? Çok böyle yaygın bir ifademiz yok ama Mesela e, şuradaki olduğu gibi şunu yazınca aklıma geldi. Mesela bazı e ifadeleri ne var? Compensate fiil halidir. Compensate ya da işte e, sonuna ne geldiğinde mesela ifi ya da f'ye geldiğinde mesela exemplify ya da clarify mesela clarify. Bunlar bizim için nedir? Hep Allah. Böyle niye yapıyor anlamadım. Her yeri siliyor. Çok ilginç. Heh. Şurayı düzgün yazalım. Clarify. Bunlar bizim için mesela gelebilecek verblerimiz. Başka neyimiz var? Mesela bir de neyimiz kaldı? Adverbimiz. Zarf ifademiz kaldı. Edward. Adverb. de karşımıza gelecek tek ifadelerden bir tanesi Lye sonu -ye ile bitiyorsa bizim için zarf ifadesidir. Ama dikkat edeceğim. Bazen sıfatlarda da bir -ye ifadesi alıyor. Buna dikkat edeceğim. Fiilin önünde ya da sıf sıfatın önünde görüyorsam zaten o benim için bir zarf ifadesidir. Şimdi bunları bilmek dediğim gibi bizim kelimenin türünü tahmin etmemize yarayacak. Peki bu nerede yarayacak hocam? Bunları yani ilk başta bilmemiz önemli mi? Bu en çok hocaların bizim kelime sorusu çözerken işimize yarayacak ya da çeviri yaparken ya da işte nasıl çeviri vereceğimi daha düzgün nasıl toplayabileceğimi bilirsen benim için bir rahatlık olacak hocalarım. Peki hocam ben mesela bir metin okudum her e, kelimenin anlamını bilmek zorunda mıyım ya da oradaki tüm bilmediğim bütün paragraftaki bilmediğim kelimelere bakmak zorunda mıyım? Hayır hocalarım değilsiniz. Peki hocam ne yapabilirim? Önceliğiniz her zaman fiillere ezberlemek olsun. Öncelik her zaman fiillerdedir. Bir cümlenin fiilini anlamazsanız onun çevirisini yapamazsınız. Cümle zaten sizin için oturmaz. Bundan kaynaklı da önce benim yapmam gereken fiiller, sonra sıfatlar. Önce fiillere bakacağım, sonra sıfatlara bakacağım. Diğerleri hani anlaşılmasa da cümleyi biz bu şekilde oluşturabiliriz. Yani bir tık anlayabiliriz hem fiilden hem de sıfatlardan bir tık daha belki toparlayabiliriz ama hani fiili bilmezsek hiç çok daha sıkıntı bizim için. Yani bilmediğiniz kelimelerden de her şeyden ziyade fiil sıfat. Öncelik sıralamamız hani bu şekilde ilerlesin. Bunun dışında, bunun dışında dediğimiz gibi aslında kelimelerin hep ne diyoruz? Eş anlamlılarıyla ezberlemelisiniz hocalarım diyoruz. Mesela nasıl ezberleyeceğim hocam? Her seferinde kelimeyi gördün mesela. E, metin çevirisinde gördün hemen çekeceksin yanına sallıyorum sana dedi ki işte kelime olarak ne geçsin indicate geçti sen hemen alt alta hemen sen de yazmalısın. İşte indicate'i gördüm. Show diyebilirim hocam. İşte demonstrate diyebilirim hocam. Demonstrate diyebilirim. Başka ne diyebilirim? Refer to diyebilirim hocam. Refer to. Sonrasında point out. Point out. Ya da böyle göstermek, belirtmek, altını çizmek, remark diyebilirim sonrasında highlight diyebilirim. Şey highlight diyebilirim. Highlight diyebilirim. Sonrasında underline diyebilirim. Belirtmek anlamında state diyebilirim. Sonrasında underline, altını çizmek ya da state belirtmek anlamında, state belirtmek anlamında hep bu ifadeleri söyleyebilirim. Dediğim gibi şimdi göstermek göstermek, belirtmek, işaret etmek, altını çizmek anlamlarında. Şimdi ben bana verilen her display'imiz de var. Aynen onu da şöyle ekleyelim. Ee, bana verilen kelimeye şöyle bir bakıp hocalarım diyeceğim şey şu. Bunun anahtar kelimesi ne olabilir? Ne olabilir? Ha <laughs> ha ekleyeceğiz hocam. Ders kaydı alıyor, eklenecek. Anahtar şey eş anlamları neler olabilir? Zaten dediğim gibi ezberlerken hemen de onlara da bakmanız lazım. Ha, bu vardı. İşte mesela okur gördüm. Hemen bilsem de bilmesem de ben bunu okur gördüm de ben eş anlamları biliyor muyum? Biliyorum diyelim ki. Olsun yine de hemen okur gördüm. Ok çıkarttım. Yanına yazarım. Hemen hemen mesela happen ya da ne vardı mesela take place meydana gelmek, açığa çıkarmak, meydana çıkmak anlamında kullandığımız bir fiilimiz. Hemen böyle bilsek de bilmesek de kelimeleri hemen eş anlamlarıyla yazmalıyız. Bu gerçekten bizim için önemli bir konudur hocalarım eş anlamlarıyla bilmek. Yani mesela kelime ne olursa olsun sıfat olsun zarf olsun fiil olsun ya da phrasal verb olsun. Mesela ambitious ambiguous ne demek bizim için ambiguous belirsiz anlamında kullandığımız bir ifademiz. Şimdi ambiguous'un bir sürü anlamı olabilir. Doğru mu? Mesela ne der? Vague. Ya da mesela der ki obscure. Sonrasında indefinite, unclear. Unclear, indefinite. Sonrasında uncertain. Bunlar da bizim için belirsiz anlamında, açık olmayan, net olmayan, belirsiz anlamında kullanabileceğimiz sıfat ifadelerimiz. Her kelime ile ilgili bir kelime bulabiliriz illaki bizim için önemli olan. ÖSYM e bir kelimeyi verdiyse eş anlam olarak diğer kelimeleri de bir sınavda karşımıza gelmiştir. Bunlar aynı şekilde. Dün derste yazdığımız bring about, bring along, bring about sebep olmak, yol açmak, neden olmak anlamında kullandığımız bring about ifadesi hemen gördük. Artık ı uh, geldi. Duymaktan, görmekten, yazmaktan yine de yazacağız. Bıkmadan, usanmadan her türlü yazmaya devam edeceğiz hocalarım. Vulnerable'ı gördüm. İşte delicate, susceptible, Ondan sonra vulnerable, delicate, fragile, open to, defenseless. Hemen aklıma da peş peşe peş peşe peş peşe bunların gelmesi lazım. Hem artık el alışkanlığı hem göz, göz aşinalığı hem devamlı maruz kalıp tekrar etmek bize inanılmaz fayda sağlayacaktır hocalarım. Anlaştık mı? Dediğim gibi muhakkak kelimeyi ezberledik. Hemen eş anlamlıları hatta yani kelime kitabı alırken bile yani şunu yapabilirsiniz. Kelime, türü, cümle içerisinde kullanımı e, ve kelimelerin eş anlamlılarının yazılı olduğu bir e, kitap bulursanız öyle almanızı tavsiye ederim. Siz de ezberlerken eş anlamlılarıyla birlikte ezberlersiniz hocalarım. Var mı sormak istediğiniz sorusu olan söylemek istediği olan var mı? Bekliyorum. Bakayım hocalarım var mı? Rica ederim. Lütfen bu söylediklerimi yaban atmayın Böyle e, bunların hepsi yaşanmış, denenmiş. Hem de birçok öğrenci de birçok kez yaşanmış, denenmiş. E, onaylanmış sonuçlar. Bunlara uyun hocalarım lütfen. 2 Ocak'ta verin hocam. 2 Ocak'tan master derslerimiz başlıyor. Rica ederim hocalarım, rica ederim. Bu hafta bir dersimiz daha var. Lütfen unutmayın ona da katılmayın. Kendinize iyi bakın. Zıt anlamlıları yani bizim için önemli olan daha çok eş anlam hocalarım ama zıt anlamlıları da bilmemizde fayda var illa çok fazla iş anlam var. İşte yine yine yapacağımız yine hiçbir şey yok. Yine ezber, ezber, ezber. Hocalarım derse katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.